Piyasada yüksek kaliteli pozisyonlar yakalayabilmemiz için ve aynı zamanda risk ödül oranımızı da daha büyük tutmak yani küçük küçük riskler alarak daha yüksek kazançlar sağlayabilmemiz için en önemli yapmamız gereken analiz çoklu time frame analizi. Evet bu videomuzda bu çoklu time frame analizini yapıp gün içi en kaliteli pozisyonları veya trade ederken swing trade'lerde en kaliteli pozisyonları nasıl yakalayabiliriz ona bakacağız. Bu arada Instagram'dan da beni takip etmeyi unutma. Dediğim gibi orada çok değerli bilgiler paylaşıyorum hafta içi. Hadi bakalım videomuza başlayalım çoklu ekran kullanmamızın en büyük amacı aslına bakarsan yüksek risk ödül oranına ulaşabileceğimiz giriş pozisyonları yakalayabilmek. Yani çoklu ekranda örneğin diyelim ki üst time frame analizini çok iyi yapabilirsek alt time frame'lere inip yani hem çoklu ekranda üstü göreceğiz hem alt time frame'e inip en iyi giriş yerini yakalarsak risk ödül oranımız yani riske attığımız paradan riske attığımız sermayeden çok çok daha örneğin diyelim ki 1'e 4, 1'e 5 gibi, 1'e 3,5 gibi pozisyonlar yakalamamıza olanak verecektir. Şimdi örneği ben Bitcoin üzerinden vereceğim ki beni takip eden varsa aramızdaki Instagram'dan da beni takip etmenizde fayda var. Çünkü ben Bitcoin'den kısa pozisyona geçmiştim 1-1,5 ay önce. Neden geçtiğimde zaten buradaki analizden ee, görmüş olacaksınız ama dediğim gibi tabi bu gene eski fiyatlar üzerinden olacak. Neden eski fiyat? Çünkü sizin bu işi benden daha iyi yapabileceğinizi düşünüyorum ben. Yeter ki öğrenin. Olur mu? Şimdi bakalım örneğin diyelim ki piyasayı biraz geri alalım. Mesela nerede pozisyona girmiştim onu da göreceğiz zaten burada. Mesela diyelim ki Bitcoin'de mesela şöyle bir Görüntü gördüğümüzde nereden 73.750 seviyesinden bir aşağı sarkma oldu. Ve daha sonra tekrar Bitcoin tekrar yoluna devam etmek için neredeyse işte 62.000'den tekrar 69.000, bin, 70.000'e kadar bir yükseliş gösterdi. Ama şuraya incelediğimizde özellikle de mum çubuklarını benim mum çubuklarımın videolarını mutlaka seyretmende fayda var. Hepsine özel hepsine hepsine hepsine. Şimdi buraya baktığımızda <laughs> seyredim lan <laughs> diyormuşum gibi. Şimdi buraya baktığımızda şimdi örneğin şu bölgede bakın şimdi fiyat şu bölgeden şu mum çubuğunda bir satış giriyor. Ertesi gün gene aynı yerden satış geliyor ve üçüncü gün gene aynı yerden satış geliyor. Yani 71.000 ile 70.000 arasında 71.300 ile hatta 71.500 ile 70 bin arasında kriptoya bitcoin'e çok fazla satış baskısı geldiğini bu 3 tane mum çubuğundan anlaşılıyor. Tam böyle çizmeye başlayalım şimdi biz buna. Bakın şimdi şöyle baktığımızda 1 buradan, 2 buradan, 3 buradan satış baskısı görüyor. Bak görüyor musun şimdi 1, 2, 3. Peki şimdi ekranı çifte böldüğümüzde mesela şu pozisyonu şurada görüyor musun? Son mum çubuğu buradaki bu. Yani bunu da aslına bakarsan ne yapacağız? En iyi giriş yani İlk önce analizimizi sol tarafta günlük mum çubuklarından yapıyoruz. Satış baskısı olan yeri görüyoruz. Bakın burası yani 71 bin ondan sonra 71.600 daha sonra 71.750 gibi devamlı bir satış baskısı var. Ve artık 3. gün pozisyona girmem için benim ne yapmam lazım? Bir alt time frame'i e inip daha iyi risk ödül oranıma kavuşabilirim yani kazancımı yüksek tutabilirim. Onun için geliyorum buradan. Saatlik mum çubuklarına geçiyorum. Bakın şimdi o bölgeye bir bulalım. Bakın burası değil. Burası benim işlem gireceğim yer. Yani işlem tutabileceğim en önemli yer. Bu bölge bakın şu bölge. Buradan satış yediği bölge. Şöyle biraz daha büyüteyim ekranı. Bakın şimdi buraya geliyor fiyat şu bölgede günlükte. Buradan bir satış yiyor bakın şuradan görüyor musunuz şurası. Daha sonra tekrar bir alım geliyor. Daha sonra aynı yerden 26 Mart günü tekrar bir satış görüyor ve aşağı düşüyor. Daha sonra tekrar buraya geliyor. gene 71 bin işte 71 bin 600 bölgesine 70 71 bin. Gene burada bakın burada gene bir fiyat ne oluyor? Gene satış baskısı görüyor. O zaman ben ne yapıyorum? Artık bir sonraki alıcıların geldiği günde ne yapabilirim? Bu bölge oldukça fazla satış gördüğü için kendime bir future'da örneğin Vadeli işlemlerde kripto satışı yapabilirim herhangi bir borsada. Ne yapıyorum ben de o zaman? Bakın mesela burada, şimdi şöyle biraz daha büyütelim sol tarafı. Burada artık daha burada görmediğimiz ne oluyor? Burada bir alım geliyor tekrar bu bölgeye. Ama bakıyorum saatlik mum çubuğuna indiğim için mesela çok alt time frame'lere indiğim için mesela ikili tepe kullanabilirim veya mum çubuklarıyla alakalı bir formasyon dönüşü kullanabilirim. Yani bu sistemler dediğim gibi benim sistem videolarıma bak. Birçok sistem videosu var ki hala söylüyorum eğer ki hani kendine Kazançlı bir sistem o sistem oturtamadıysam mutlaka eğitimlerime de beklerim. Buraya baktığımızda şimdi ne yapalım? En basit bir şekilde ne olabilir? İkili tepe, üçlü tepe veya OBO formasyonları arayabiliriz mesela. Siz burada işte Smart Money Konseptle yapabilirsiniz mesela diyelim ki şu alanı kapatacak, şuradan gireceğiz vesaire gibi gibi mesela şu mum çubuğunun kapanması gereken alan burası olabilir gibi gibi. Bunlar diğer videolarımdan bakabilirsin ama biz şu anda çoklu pencere kullanıyoruz. Onu işliyoruz burada. Şimdi baktığımızda burada satış pozisyonuna gireceğim. Çünkü bakın buradaki direnç bölgelerine ulaşan bir fiyat var. Fiyat ne yapıyor burada? Şöyle seyrettiğimizde geliyor daha sonra aşağı düşüyor. Tekrar çıkarmış gibi yapıyor. Yeni bir yüksek yapması gerekirken ne yapıyor? Buradan aşağı dönmeye başlıyor. O zaman ben buraya bir tane destek noktası çizebilirim kendime. En basitinden. Bakın şimdi şurası bir destek noktası. Görüyor musunuz böyle? Burada aslına bakarsanız ikili tepe var. İlk tepeyi yapıyor ve ikinci tepeyi yapamadan yukarıya ne yapıyor buradan? Şöyle bir dönüş yapmaya başlıyor. Yani ikinci tepe hatta birinci tepeye yetişemiyor bile. O zaman bu destek noktası kırılırken pozisyon tutabiliriz. En basit ihtimalle veya Kırıldıktan sonra retest dediğimiz tekrar test edilirken pozisyona girebiliriz. Bunların hepsi bir sistem. Farklı farklı sistemler. Ben çok basit olması açısından bakın mesela burada iki sistem de çalışabilir. Birincisi kırılırken pozisyona girdiğimizi düşünün. Satış yapıyorum ve şu destek noktası kırılırken şöyle bir stop mesafesi alıp kendime bunun kar oranına da bakacağız biraz sonra. Kar tutabilirim. Daha sonra veya şöyle düşünebiliriz burada. Burası kırıldı aşağı yönlü. Bakın desteğin dirence dönüştüğü yerde de pozisyon tutabiliriz bu bölgede. Buradan da aşağı yönlü mum çubuğu da kullanabilirsiniz. Veya işte direkt geldiğinde burada satış yaparım. Stopumu da bir önceki tepenin üstüne de koyabilirim buraya diye. Bunun üstüne koyarsanız çok fazla büyük bir stop mesafesi olur. Bu bizim işimize gelmez risk dolarımıza Daha sonra şimdi sol taraftan bakıyorum. Eğer ki ben böyle güzel bir yer yakaladıysam İlk alıcıların geleceği yer neresi olabilir diye düşünüyoruz değil mi? Mesela onu da günlük pencereden bakıyorum. Mesela buradan bir satış baskısı şöyle bir satış baskısı gördükten sonra ilk alıcı bakın buradan geliyor. Hemen oraya bir işaretimi koyayım ben. Şuradan bir alıcı geliyor şu bölgeden. Bir gün gelmiş, birazcık gelmiş buradan yukarı çıkmış. Daha sonra tekrar aşağı yönelmiş. Hatta biraz daha büyüteyim. Tekrar gelmiş buradan tekrar alım görmüş, yukarı çıkmış. O zaman ben ne diyorum? Şu bölge alıcılı bir bölge. Buraya gelmeden de pozisyonumu kapatabilirim. Şöyle. Tekrar dönüyorum buraya. O bölgeye bakıyorum. Neresi orası? Bakın tabu bölge. Bu bölgede gelmeden de şöyle risk ödül oranımı buraya yapılacak bir şekilde mesela 3.5 veya işte bakın burada da bir alım geliyor. Veya işte 3 4'e tutabilir miyim? Şöyle bakıyorum ama 4 4 içeri girer. Riskli olabilir. Burada şu bölgelerden alım geleceği için ben bu bölgeler gelmeden yani alıcılar henüz baskı kurmamışken alıcıların alabileceği destek seviyelerine gelmeden Örneğin diyelim 3.5 gibi şu dışarıda bir yerlerde sığ sularda alıcıların olmadığı boş alanda kar yerimi belirleyebilirim. O da benim ne olabilir? Riske attığım sermayemin riske attığım paranın 3.5 katını pozisyon olarak tutabilirim ben burada. Örneğin diyelim burada ne olmuş? Pozisyona şöyle baktığımızda sağa çekelim. Mesela şu bölgelerde kar alım yerimi belirleyebilirim. Bakın buradaki alım gelen yerde hatta burada alım gel... Evet, bak mesela burası bir sonraki bölgede çalışmış ve alım gelmiş. Tekrar fiyat yükselmiş. Bakın burası orası neresiydi? Sol tarafa bakacağız. Ana penceremize, günlükteki penceremize bakacağız. Bakın buradan alım gelmişti. Görüyor musunuz bu bölgeleri? Sağa da baktığımızda bu bölgeye tekabül ediyor. Ne demiştik? Buralar gelmeden pozisyondan kaçmamız lazım. Yani alıcılar yüklenmeden pozisyondan kaçalım ki ne olur ne olmaz alıcılar bu bölgeden destek görüp bir sonraki dalgayı başlatabilirler diye düşüneceğiz tamam mı? Burada da buraya gelmeden pozisyonu kapatabiliriz. Yani bizim en önemli şey ikili veya üçlü Çoklu ekran kullanmamızın amacı para her zaman bir üst time frame'de daha yüklü gelir. Yani mesela gün içi trade edenlerde daha az para vardır veya büyük para vardır. Küçük bir meblağla trade ederler. 5 dakikada, 15 dakikada gibi gibi. Mesela bunun üstüne geldiği zaman 1 saatlikte daha büyük para gelir. 4 saatte daha büyük para gelir. Hatta günlük ve haftalık e, mum çubuklarına baktığımızda daha daha yüksek paralar gelir. Yani yatırımcılar ve özellikle swing traderlar 4 harçta işte günlükte gelir. Onun için biz ilk başta büyük paranın geleceği yerleri belirleyeceğiz. Sol ekranımızda olabilir mesela burada göründüğü gibi. Yani bu bölgede daha üst time frame'i analiz edeceğiz. Sağ tarafta da ne analiz edeceğiz? Girebileceğimiz en iyi noktayı bulup risk ödül oranımızı sol tarafa göre ayarlayabiliriz. Bu arada videoların altına lütfen en azından bir yorum yazarsanız eskiden çok fazla yazılıyordu. Ben istiyordum da yazmanızı. Şimdi hiç istemiyorum. Ben bir şey demiyorum. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani siz oraya en azından bir yorum, bir soru moru vesaire yazarsınız. Aklınızda kalan şeyleri vesaire. Hani ne istiyorsanız artık hani benim sizinle alakalı çekeceğim videolarda. Çünkü çok zaman bulamıyorum. Haftada bir video çekebiliyorum ancak aktif trade ettiğim için. En azından aşağı hani istediğiniz ne tür tarzda videolar isterseniz onları ben topluyorum ve o tarzda videolar çekmeye çalışıyorum. Onun için aşağı yorumunuzu bekliyorum. Umarım beğenmişsiniz videoyu. Videomu umarım senin gelişim aşamanda bir nabze, bir nebze olsa da yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu arada 1-2 Haziran'daki İstanbul VIP Trade Pro Trade eğitimime beklerim. Onun da linki aşağıda detaylı bilgi ve nerede gerçekleşeceği profesyonel bir trade eğitimi olacağı için tabi ücretli oluyor. Bakabilirsiniz. Instagram'dan da hafta içi daha yoğun oluyoruz. O tarafa da göz kulak olalım bakalım en azından. Hani orada da soru cevapları yapıyoruz. Cevaplamaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsindir videomu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Allah'a aldık. Bay bay.